Şimdi mükemmel geçen bir ilk harita. Yani tek kelimeyle T-Site'den City-Site'e kadar harika gelen bir ilk harita. Şimdi bunu artık bitirme zamanı. Rakibin seçtiği nuke haritasındayız. Tricked şu an için meydan tarafında smoke'larını, hatta içeri tarafa doğru da flash'larını kullanacak. Tek başına Synchron Nate'lerini kullanmaya devam ediyor. Al split gelecek gibi. Yani hem meydan girişi hem kulübe diyecektim. Uf, Kivs'ten fena bir vuruş ve aşağı kadar indi Kivs. Güzel bir taktik yaptılar Trick'ten. Yalnız bu taktik hocam, videosu çekilir bunun. Engin tek başına rampadan güzel bir tek gönderdi ama trade geldi Kira'dan. Ve şimdi alt base'e, B'ye doğru plant gelecek. 4'e 3 pozisyon. Logic Man'in kiti ve smoke var. Eğer iyi bir timing yaparsa bir ninja patlatabiliriz orada ama Mayer'in kafası açıldı. 4 canı kaldı sadece. Yakın mesafe. Toftan güzel bir kill. 3'e 1 artık. Paz 43 can. İşi biraz zor. Double door arkasında kaldı. Kontrol room'a doğru gitmeye çalışıyor. Yakın mesafe tek atamadı. Tabi tek atamayınca şansı da azalıyor bu kombatlarda. Bir de USB var ve sandviç oldu. Kir ve Kivz ikilisine. Evet, güzel bir taktik yaptı Tricked. Şunu yaptı. Önce demir kapı girişinde bir smoke düşürdü. Sonrasında içeri flashlarla iç fake'i verirken bu ara meydan tarafından oyuncular hızlıca secret tarafına indiler ve aşağı base'de buluşulan güzel bir taktik. Evet, direkt silah roundda Galileri, Keleşleri çektiler yani. Bir tane SMG aldılar. Bu çok enteresan. Direkt Freya oynamak isteyecekler. Trick'ten için bunu söyleyebiliriz. Zangal'a baktığımda da bir Force Round'da sadece Scout çıkarabildiğimizi görüyorum. Gerçi Nuke çok uygun bir harita. Pistoller için. Kimi Catwalk altına push geldi. Double pick bu arada Logic Man yine. Meydan tarafından bir tane ayıklamış. 4 vs 4 pozisyon. Bombayı aşağıya götürecek. Aşağıda hala Mayer var. Hemen çıkışında rampanın. Burası çok güzel bir pozisyon arkadaşlar. Bu şekilde böyle basarak çıktığınızda bir kere alabiliyorsunuz. Hatta belki elinde CZ olsa yani basarak devamını da getirebilirdi ama bir kill. Bir şekilde 3 vs 3. Kontrol room'da Logic Man vardı. O yakalandı. Pas hala orada. Yakın mesafe. Kir affetmiyor. Keleş daldı yerden. Ve son kanlı Furious olacak. Ramp arkası yavaş yavaş gelecek. Site arkasından Synchron çok iyi pickledi ve Tricked böylece 2-0'ı buluyor. Arkadaşlar replay ekleme olayını yapabilirim ama bu biraz artık RG'ye gidecek. Yani onları yaptığım zaman biraz önümdeki şeye odaklanamayacağım. Yani o kadarına çok girmeyi düşünmüyorum, haberiniz olsun. Çünkü gerçekten sürekli benim tuşlara basmam, bir şeyleri ayarlamam, size ekrana bir şey yansıtmam falan gerekiyor. İster istemez biraz maçı izlemekten kopuyorum. O kadar şeye gerek yok bence. Evet, ikinci haritadayız. Şöyle tekrar gösterelim. Üçüncü harita Inferno olacak eğer Tricked birbiri bulursa, kendi haritasını kazanırsa. Bir pause var. Şimdi Echo'ya gideceğiz aynı zamanda. Biraz oyunu da soğutmak lazım. Tricked iyi başladı kendi haritasına. Zaten yukarıda yazıyor Macroll. Şu an Sangal'ın yanındaki o skorun yanındaki nokta işareti bir harita aldığını gösteriyor zaten. Yani o noktalar onun için var orada. Best of 3 serisinde 2 tane kutu var. Yani bir tanesini alan önde oluyor demek. Yapsan 10K izlenme garanti mi? Yok hocam, 10K falan da olmaz. Spray. Teşekkür ediyorum. Yani zaten izlenmelerimiz iyi yerlere geldi ama onu yaptığım için 10K olmaz. Evet, meydan girişinde bu arada Nate'de çok güzel kullandı Tricked. Kivs çok hızlı ve çok smooth bir şekilde merdivenden aşağı doğru uçtu. Lucky meydan tarafına biraz safe bıraktılar. USB Echo'yuz, yani kill çıkarırsak çok çok iyi haber. Ama çok zor gerçekten. Hiç
Hiçbir şeyimiz yok. Flash pick yapacak flash'ımız bile yok. Tamamen ekonomiye odaklandık bu roundda. Trick de çok kontrollü. Alt base'de hala Kivs var. Elinde McTen'le beraber arkadaşlarının yanına gelmesini bekliyor ki roundu bitirmek için. Secret'tan yavaş yavaş Trick takımının aşağı indiğini görüyoruz. Artık yavaştan plant'e gidecekler gibi. Bu arada rampa tarafından aşağı doğru bir akın var. Aynı şekilde Sangal'dan. Yakın mesafe double pick gelecek. Bir kill çıkardık. Bu iyi haber. Sikron hala orada. Ama tabi stack olduğunu fark ettiler. Hemen o yüzden içeri çeviriyorlar oyunu. Paz bir Mac'ten kaçıracak gibi. Ona izin vermedi. Toft ve Spain devamında çok iyi kontrol. Logic Man'i de düşürdü. Böylece Trick 3-0'ı buldu. İyi bir başlangıç yaptılar kendi haritalarında. Yani Nuke eskisi kadar, eski versiyonlarındaki kadar arkadaşlar. Çok ağır bir CT haritası değil. Ama yine de T-Side'de alınan roundlar çok değerli oluyor. Abdül, bu arada çok teşekkür ediyorum dostum. Üçüncü oyun olmuş üst üste. Eyvallah, çok sağ ol. Go Root, Go Sangal. Seviyorsun abi demişsin. Çok teşekkür ediyorum Abdülcüm. Eyvallah. Evet, ilk buy round. Logic Man'de bir AWP var. 5 tane kereş tercih ediyor hala Tricked. AWP'ye geçiş yapmak istemediler. Şu an için mid kontrol adına fazlaca net kullandılar. Yine demir kapı çıkışına atılmış bir smoke. Şu an için iki takım da çok ciddi bir hasar almadı. Henüz netlerden veya sıkışlardan diyelim. Şimdi smoke arkası smoke wall yaptıktan sonra walk'la aşağı doğru geçiyorlar. Yalnız Mayer tam smoke açılırken yakalayayım dedi ama kendi yakalandı. Evet, taktik belli oldu. Infoyu aldık ama entry verdik ve altta sadece bir oyuncumuz var. O da Engin. Her zaman olduğu gibi silo arkasında, nuke arkası 2 kill geldi. Hatta Synchron'da da bayağı bir hasar var ve son kan isim artık Synchron olacak. 5 canlı. Sanırım yine Engin çok ciddi bir hasar vermişti ona. Şimdi 2'ye 1 pozisyonda, bakalım Synchron ne kadar etkili olacak? Secret'tan yavaş yavaş A tarafına dolaşmak isteyecek. Onu bekleyen Furious var. Furious'un pozisyonu çok iyi ama bakalım timing yiyecek mi? Şu an için yemez artık. Çok safe bir yere geçti ve tek mermiyi gönderiyor yakın mesafeden. Böylece Sangal ilk buy round'da güzel bir hamleyle beraber dönüş yaptı. Skora 3-1. Orada tabi Engin'in yine mükemmel bir B-side savunması var. Engin'i hep orada izliyoruz. Oradaki nuke arkasında B-side'da. Oradan yine mükemmel savunma. Çünkü orada direkt ölse round sıkıntıya girecekti. Ama ölmeden 2.5 adam vurunca ve zaman kazandırınca da çok iyi bir hamle gelmiş oldu. Böylece. Evet, Logic Man agresif. Agresif. Bir kill, bir tane de leg shot. Aslında karbon diyelim. İçinden Lucky 15 bıraktı. Yalnız aşağı ine sızdı. Kivs dikkat etmek lazım. İkinci oyuncu da sızdı. Reklamlar gibi geçti Paz'ın önünden. Paz fark ettiğinde artık çok geçti ve alt base kontrolünü aldılar şimdi. Fakat Engin yine 200 IQ oyunlar. İlk kill aldı. İkinci oyuncuyu da düşürüyor. Engin B tarafına çıktı. Bayrağı astı. Burası benim mekanım diyor. Hiç rampaya falan da gelmiyor zaten. Direkt alt base'de resmen dans ediyor. Yine mükemmel savunma. Kir A tarafından bir entry buldu ama bomba zaten B tarafında düştü. Ve skor artık 4-1, 3-2'ye doğru gidiyor olacak. Tabi plant de gelmezse Trick'ten, ki şimdilik gelmesi çok zor görünüyor. Echo'ya göndereceğiz Trick'ti. Ve böylece skora denge getirme şansımız olacak artık. Evet, T-Side'a doğru Lucky ile birlikte Kir yavaş yavaş uzayacaklar. Son saniye yakalama ihtimalimiz görünmüyor. Oralarda kimse yok bizden ve böylece 3-2 olacak dediğim gibi. Ama tabi bu iki silahı düşürsek iyi olabilirdi. Çünkü bir AWP bir keleş biraz can sıkabilir. Özellikle Lucky'nin zaten takımın en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu düşünürsek, o AWP ile meydan tarafından bulabileceği belki enter'ler ekstra iş yapabilir burada.
Evet, Deagle'da çektiler. Force geldi bu arada. Echo'ya gitmediler. Şimdi Synchron hemen kırmızı arkasına gelmiş. Meydan girişindeki oyuncumuz çok dikkat etmesi lazım. Mayer, of. Benim içim gitti buradan ya. Şimdi Paz hemen Vent'ten geldi. Güzel bir toparlama olabilir. İlk kill aldı fakat Kir'den trade var hemen. Çok hızlı trade geldi. Hocam bu Deagle inanılmaz sıkış bir silah ya. Yani durmadı bile Synchron'u tek atarken. Kete durmadı bile yani. Şimdi Furious meydan girişi. Dikkat etmesi lazım. Çok güzel okudu yalnız orayı. Furious. Arkadaşına hemen yardım edeceğini çok iyi düşündü Secret'tan. Ama durum hala 3vs3 bu arada. Yani çok rahat değiliz. Biraz kontrollü olmamız lazım. Bomba Secret tarafında yerde. Kivs bu arada sızmış. Bir tek daha geldi. Yani 3 kill aldılar. 2 tanesi one tap. One tap. Ve Mayer'den iyi bir timing. Tam flash pick gelecekken çok iyi yakaladı Mayer. Şimdi son 45 saniye Mayer'in içeride olduğunu bildiler. O yüzden üzerine koşacaklar. Kivs'in bu kili round aldıracak bir kill olabilir. A site'i boşaltıyorlar. Son kanisi Engin olacak. Zaten Engin'in de B site'da bayrak açtığını daha önce söylemiştik. O yüzden B'den gelmesini bekliyorlar. Şimdi default'ta bir oyuncu var. Lucky. Cat'te ise Kivs. Şimdi Engin her an info alınmak üzere ki şu an evet fark ettiler Engin'i sanırım. Engin şimdi catwalk tarafına flash'ını bırakacak. Hareketleniyor. Lucky timing yapmaya çalışacak. Lucky pikledi. İlk kill geldi ama doğru oynadılar. Double pick yaptılar ve double pick sonucunda da Kivs hata yapmıyor. Yani bir ABP bir tane de kereş diyecekti ama zaten 3 tane kill neredeyse Deagle'la geldi. Sıkıntı. Kötü bir round verdik. Bu da bizim ekonomimizi bitiriyor gördüğünüz gibi. Yani tek Echo'ya gideceğiz belki ama yine de bunu alsak öne geçmeye, üzerine seri koyma şansımız olacaktı. Kötü bir round. Evet, şimdi Engin aynısını rampada yapsın diyelim. Rampayı bekliyor. Bu arada Toft smoke'da içerisinde sanırım Mayan ayağını gördü. Sonrasında kill aldı. Şu an için iki tane Deagle'ımız var Furious ve Engin'de. Engin bir tane gönderdi. Şimdi rampaya doğru bir daha pikler mi diye bakıyorum. Off angle kalmayı tercih ediyor. Furious'la beraber pas hala kulübe içerisinden. Pasif savunma yapacaklar. 4vs4. Engin hemen pozisyonu değiştirdi. Catwalk altına geçti. Bu arada meydana gelen ve onu bekleyecek bir oyuncu var. Toft. Şimdi pencere arkasına kadar yaklaşıyor Engin'le beraber. Ve kolay bir vuruş oldu Toft için. Şimdi rampadaki diğer oyuncu da gördü. Hemen pozisyon değiştirmeye çalışacak. Logikten aşağı doğru kaçıyor. Info'yu aldı. Ama Kivs bu arada pazı bulmuş. Furious'tan güzel bir tek var arka tarafta. Kamera görmedi orayı. 2'ye 3 pozisyon. Hemen saat girişinde sağ tarafta. Fark ettiler. 3 oyuncu birden oraya pikledi neredeyse. Ve Furious tek başına artık. Tek kapı arkası. Timing değinecek mi diye bakıyorum. Kapıyı açtı ama kötü senaryo. Bir de Galili bırakıp upgrade yapmış oldu. Synchron kendi silahı için keleş aldı. Evet. 5-2'lik skor. Yani şu an için haritanın hakimi pozisyonda bir trick görüyoruz. Özellikle Engin'in B tarafındaki etkili savunma yaptığı birkaç roundumuz var ama A tarafında ve midde henüz o kadar iyi değiliz. Orayı biraz düzeltmemiz gerekecek. Mayer hemen Secret'a gitmek için rampadan aşağı doğru koştu. Synchron kapı arkasında Toft'a bombayı bırakıyor. Engin de bu kez yakın bir rampa savunması. Radyo kadar gelmiş. Demir kapıdan çıktılar. Praxis'in kill aldı. Mükemmel spray transfer ama Kivs derken Logic Man'den ikinci headshot inanılmaz. Yani ölmek üzereyken o kill aldı. Engin yine lurk demekten sıkılmıyor. Arkadan geldi, Kir'i vurdu. Yani Paz'dan çok iyi bir side savunması ve Logic'ten hemen hızlıca yapılmış bir yardım. Yani bugün belki iki map'tir çok böyle Logic Man'i ön planda görmedik ama aldı bazı kill'ler var ki hani taba bastığımızda belki çok yukarıda görmüyoruz Logic Man'i ama o aldığı killer gerçekten rakibin dengesini bozan, belki rakibi Echo'ya düşüren, fark yaratan killer. Burada da yine çok güzel bir backup vardı midden. Evet, bir pause var.
Hep söylüyorum. ESC'de arkadaşlar sistem botu hangi takımın pazı aldığını belirtmediği için biz de ekrana yansıtamıyoruz. Bu face de biraz daha düzgün çalışıyor. Evet, Sikron kedişi yanına pistoller, mektenler, trikten enteresan bir bayonet göreceğiz. Bizde ise ekonomi gerçekten iyi durumda şu an. Logic Man görüyor galiba, çantasını gördü orada. Çantasından fark etti ama istediği hit gelmedi. Biraz kutuyla karışık. Tier 63 kalmış. Şimdi demir kapı çıkışına doğru pasımı onu bırakacak ki böylece daha rahat bir meydan savunması yapabilecek. Şu an meydan savunmasında kimse yok bizde. Sadece Secret'ı bekleyen Meyer var. O şimdi belki bir flash pick isteyebilir ve yukarı çıkabilir. Sikron onu bekliyor. Tam da oradan pikledi yani Meyer. Sikron %50 şansı var. Köşeye koyacaktı. Bir köşeye koydu. Meyer oradan pikleyince tek mermiyi yedi. Evet, Tricked yine hiçbir şey yapamayınca cross koymayı tercih etti. Çeşitlilik anlamında hiçbir şey yapamayınca round içerisinde. Ve entry bularak şimdi roundu açacaklar. İçeriye doğru netler gelmeye başlıyor. Engin bu arada rampadan pushlamış. Yakın mesafe iki kill alacak ama dinklendi. Az canı kaldı. Logic Man bu arada meydan tarafından bir kill almış. Şimdi Engin'i kovalıyorlar. Ebelemece başladı. Engin aşağıya kadar kaçıyor. Pozisyonu da alacak. 35 canı var Engin'den. Bir kill daha geldi Engin. Bugün çok farklı bir seviyede gerçekten. Çok büyük katkı veriyor. Toft'tan kill. Paz'dan trade geldi. Toft'un sadece 8 canı var. Ve double door'a doğru pushlayacak. Yakın mesafe. Arkadan gelen Furious. Takım arkadaşlarını kazandırdığı zamanı çok iyi değerlendiriyor. Ve 5-4. İyi bir round geldi. Meyer'le beraber aslında çok erken bir oyuncu kaybetmiştik. Ama devamında yine Engin'den akıl dolu savunma. Tek başına rampayı savundu, zaman kazandırdı, backup gelmesini sağladı ve roundu aldırdı. Evet, içeri doğru bir flash pick gelecek diyecektim ama rampada yine Engin. Bu kez smoke arkasında üzerine koşacak frekler geliyor smokeların içerisinden. Engin için hiçbir sorun yok ve son kalan isim de Keeves olacaktı. Furious izin vermedi. Yani Engin şu an nüke damgasını vurmaya başladı. Yani zaten geride olduğumuz roundlarda Engin'den bir iki tane akıl dolu round vardı. O sayede kazanmıştık. Şimdi üzerine fark yaratmaya devam ediyor. Ve tek başına rampa savunması yapıyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Yani backup gelmeden hatta roundlar bitiyor. Bu Engin için gerçekten büyük bir özgüven noktası. Yine agresif. Yine rampa tarafında yakın. Şimdi Furious demir tarafının üzerine doğru geldi. Lucky ile beraber Toft meydanı biraz rahatsız ettiler. Şimdi Seekron da meydana smoke atmak için gelecek sanırım. Evet, meydana smoke wall için yavaştan smokeları kullanmaya başlayabilirler. Şu an için 3 tane smokeları var. Smokelar çekildi Trick'ten. Smoklar gelmeye başlayacak. Şimdi düşecek. Ve artık Tricked için yavaş yavaş execute zamanı. Evet, yine Secret'ta Logic Man var bu kez. Offangle bir yerde bekliyor. Oraya bir Molotov gelecek ama onu yakmayacaktır. Şimdi ilk kill aldı ama kaçamayacak. Hemen smoke bırakması lazım. Smoke bıraktı ama ayağı görünüyor oradan. Keeves de ayağını göreceği açıya doğru cross'unu koymuştu. Orada gapli smoke bırakmaya çalıştı aslında Logic Man. Ama istediği gibi olmadı. Paz yine gelip toparlamış, bir kill almış. Toft bu arada tagleniyor. Sanırım bir dink yedi M4'te uzaktan. 15 canı var ve Meyer geldi. O kill'i devam ettirdi Engin'in dingi sonrası. Fakat Sikron ve Keeves ikilisi bu arada aşağıya kadar inmişler. Şimdi double door'a kadar geldiler. Plant gelebilir. Çünkü infomuz yok. Şimdi fark ediyoruz. Abileri kapı açtı. Kim bunlar? Aşağı doğru hemen ineceğiz. 2-4 pozisyon. Dikkat etmek lazım. Çok büyük avantajımız var. Buradan bu roundu satmayalım. 3 oyuncumuz Secret'a gidecek. Bir tane de rampa var. Aman dikkat diyorum. Ki Engin zaten rampadan yine kill'ini aldıktan sonra son kanun isim Sikron olacak. Bir kill aldı ama Maya'dan çok iyi reaksiyon var. Yerden 3 tane keleşi birden kaçıracağız. Hatta Logic ve AP'sini de alabiliriz belki ama ekonomiye bakıyorum.
AWP yerine keleş mi acaba tercih etsek diye AWP tercih ettik. Sangal öne geçmeye başarıyor. Yani güzel bir comeback oldu. Güzel bir geri dönüş oldu. Rakip çok iyi başlamıştı haritaya. Şu an için artık İğme'nin Sangal tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, pauzun geçmesini bekliyorum. Evet, trick yarım çekecek gibi görünüyor. Ya da full mu çekecekler bilmiyorum. Full çekecek de olabilirler belki. Mapler mi? Mapler şöyle. Hayda. YouTube'da aynı anda yayın açabilir miyim? Hayır. Aman aman. Yukarıdan kayarak gelse. Başka? Gamer Janti. Evet, Engin sanırım fazla reportlandığı için sunucuya veda etti. Güzel bir kariyerdi. Teşekkür ediyoruz Engin'e. Elinden geldiğince çok büyük başarılar geldi bizim için. Canı sağ olsun. Vallahi Mayer çok çabuk geri gelmişti. İnşallah Engin de çok hızlı geri gelir. Eyvallah Teşkar'cığım, hoş geldin. Evet arkadaşlar, espriler bittiyse Engin'le ilgili. Bittiğinde haber verin. Toplu olarak şunu açacağım çünkü arkadan. Ya da şu da olabilir belki. Bu da olabilir belki. Bunları ben ekleyeyim şeylere. Yani kısa yollara arkadaşlar. Böyle chatten böyle bizi yaran, böyle ikiye ayıran bir espri falan gelirse şey yaparız. Ekleriz bunu hemen. Yani çünkü O esprilerin karşılığı olması lazım arkadaşlar. Çünkü emek var orada. Adam yazıyor yani. Yarım saat yazıyor. Diyor ki bak şöyle olabilmiş olabilir abi. Falan diye bir tepki beklediği için hemen oraya bir yok soundpad olmaz. Onu yapanlar yaptı şimdi. Soundpad yapmak şey olmaz yani, aynı muhabbeti. Yapılmayan bir şey yapmak lazım. Mesela şey de düşünüyorum ben. Arka tarafa da böyle işte keleş falan koyayım, bıçak falan işte fona koy. Aa, ama o da yapılmıştı değil mi? Tamam, onu da yapmayalım.
Yedek oyuncu gibi bir şey var mı? Vardır. Şu an şeye bakayım bir. Sangal'ın kimler var? Şu an Beyaz var. Ve Hardstyle var. Şeyde hala takımda kayıtlı görünen. ESEA'de. Çok sıcak yalnız ya, ben yanıyorum. Yok, ben dediğim için değil, yedek var mı diye sordu da arkadaşlar. Normalde şimdi diğer turnuvalarda bilemiyoruz arkadaşlar yedek olarak kim yazılıyor, ama GCA'de takımın sayfasında kimler varsa onlar register gibi düşünebilirsiniz. Yedek subay ne ya? Francis görmedim sen mi yazdığını? Adama nazar mı değdirdim? Oğlum ben niye değdireyim? Şundan bir kurtulun ya. Geçenki maçta da 15-8'den comeback yedi takım. Vay efendim, Root sen dedin maç bitiyor diye de ondan comeback yediler de. Oğlum bir adam vuracaksınız, benimle ne alakam var? Gittim mouse'ların kablosunu çektim adamların. Mik sesini biraz yükseltebilir misin? Hocam şu an geyik yapıyoruz ya. Oyun sesi yok, bir şey yok zaten. Sessiz konuşuyorum biraz. Keşke o kadar büyük bir yeteneğim olsa, öyle körslemek gibi. Sonra hop. Bahis zengini. Hop. Beyaza para ödeniyor mudur? Sanmıyorum. Beyazın şu an takımda aktif olarak kadroda yer almayacağı bilinen bir konu. Yani o konuda bir sürpriz yok bence. Geldi Engin bu arada. Gökte ne var? Gökte. Evet. 6-5. Kaldığım yerden devam edelim. Şu ping'e de bakayım bir. Ping'likte bir sıkıntı yok ki Bengin'de. Evet, 6-5. Şimdi Tricked'in buyout biraz half buy bu arada. Yani Mektenler falan var ama 4 tane, hani onlar 2,5K, 1,5K gibi para bıraktılar bir sonraki round için. Bu arada smoke'lardan aşağı kadar geçiyorlar. Bir tane önce de bu arada sızdı vent'ten aşağı. Alt base kontrolü alacaklar gibi. Aşağıda yine Engin var ama Engin 2 kill. Artık bu kez canı kalmadı. Plant gelebilir gibi Tricked'den. İlk hedef de bu olacaktır. Ve evet, aslında hedefine ulaştı şu an Tricked. Plant'i yaptı. Logicman rampaya yakın. Uf, flick kaçtı. TS'yi değdi. Hemen geri çekilmek zorunda kalacak. Arkadaşlarını bekleyecek çünkü. Şimdi Secret tarafından iki kişi geliyor. Puzzle'la beraber. Bu arada Vent'ten bayağı bir kill almış. Furious'tan bir kill daha geliyor. Son kan isim artık Lucky olacak. Elinde Mac'ten var. Uzak mesafe. Eğer Logic Man'i vurursa eşya karışır, ama bu arada bomba arka tarafta diye hatırlıyorum ki. Ben Logic Man'i vurursa falan diyorum ama 20 can aim fight'ta CZ ile yok etti Logic Man. Ve skor Sangal lane'e açılmaya devam ediyor. 7-5. Evet, bu arada Lucky'yi de öldürdüm. 2 frag'de kalmış. Henüz maça giremedi ama tabii CT site de var. Ona dikkat etmek lazım. Ya şu an için tabii Tricked bence 5 round'dan mutsuz değildir. Ama tabii şu an tamamen oyun kontrolü Sangal'a geçti. Yani 10'a 5 biterse, örnek veriyorum, 8-0'lık bir seri olacak galiba Sangal'dan. Bu da maç kazandırır, öyle bir seri. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan. İkinci için. Çok sağ ol. Eyvallah. Evet, full buy round. Yine Tricked'den meydan smokeları geliyor. Klasik artık her taktik. Neredeyse bu smokelarla başlıyor. Nükte. Ya fake atıyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Ya içinden sızıyorsunuz ya da koşarak geçiyorsunuz. Artık bu bir numaralı taktik. Bence tıkandı bu arada nükte taktikleri biraz. Yani tüm haritaları düşündüğümüzde arkadaşlar, taktik kısmı en çok tükenen harita nük olabilir. Alternatif kalmadı pek. Evet, meydan giriş smoke gelecek Kier'den. Böylece catwalk tarafına doğru sızma şansları var.
Logic Man'den camla karışık güzel bir kill. Toft. Şimdi Vent'te Mayer'e sıkıştı Vent. Adam dibinde ama smoke atacağını ve geri kaçacağını düşündü rakibinin. Smoke'tan sonra Engin yine alt base'i rakibe dar etmeye devam ediyor. Lucky'den bir trade. Fakat Logic Man hala orada. Hareketli AP savunması. Şimdi Secret'tan yardım gelecek. Furious'la beraber pas çok kontrollü bir şekilde geliyorlar. Ama Keeps işte arkadan gelince Logic Man'i sandviçe aldılar. 2v2 pozisyon. Plant gelecek. İlk önce burada Double Door tarafında Smoke arkasına doğru plant geliyor. Smoke denemeler ama bu arada Lucky Paz'a büyük ihtimalle sıkacaktı. Furious'a gitti mermi. Şimdi infoda gelmiş durumda. Paz 2'ye 1 oynayacak. Double Door içerisinde. Ama Lucky cross'unda hata yok. Evet, biraz dikkatsiz bir round yaşadık. Aslında hani çok kolay bir klasik meydan aşağı iniş taktikleri sonrası speed yaptılar ve alt base kontrolünü aldılar. Yine rampayız. Rahatlatan bir savunma var. Çok dikkatsiz Toft. Logic Man'in hayatındaki en kolay killerden bir tanesi belki. Ve böylece güzel bir enter alarak başlıyor Sangal savunma tarafında. Rampada yalnız Engin. Çok dikkatsiz. Smoke arkası rakibin yakın olacağını bu kez tahmin etmedi. Daha önceki roundlardaki iyi rampa savunmasının aksine. Trick de şimdi gazı aldı yakın mesafe. Logic Man ufak bir kalp krizi geçirmiş olabilir. Furious'un da yeri belli. Catwalk'tan şimdi aşağı doğru atladı galiba. Onu duymuş olabilirler diye düşünüyorum. Galiba derken. Çünkü P250 bir mermi sıktı. Evet, Paz'la birlikte Furious kaldı. Paz şimdi Secret'tan yukarı çıkarken bakalım Lucky'yi yakalayabilecek mi? Kolay bir açısı var. Bu şaşırarak dönme olayı var ya Cross'la beraber çok komik oluyor. Bıçağa gidebilir bu arada, paramız yok. Ama o round'a gitmeye çalışacak gibi. Yani bıçak artı AWP saklamak çok iyi olur bu round'da. Son round için. Evet, sonunda rakibine kıydı ama tabii önce fight'e girmek istiyor rifle'la, sonra AWP almak istiyordu. Yakında kimse olmadığını gördü, tekrar AWP alıp şimdi biraz daha pasif pozisyona geçmeye çalışacak. 7'ydik. Artık skor var. İyi bir seriden sonra üst üste roundlar kaybetmeye başladık. Şimdi T-Base'e bakacak. Paz sıkıştı ama kim kaldı? Eski AWP'cilerden. Paz bu tarz oyunları tabii iyi oynayabilecek kadar önemli bir destek AWP oyuncusu. Evet, AWP'de saklayabiliyor. Şu an 6K'sı var. Bu 2 tane drop anlamına gelir. Gerçi bakalım niyet almak isterse işler karışır ki şu an bir tane dropladı. Famas mı droplayacak diye bakıyorum. Hayır. Famas'ı, evet, şimdi Famas çıktı dropladı. Bayağı takım besledi Paz bu roundda. Yani hem AWP saklayıp hem de bıçakla adam öldürmesiyle birlikte rakibimize karşı iyi bir ekonomik güce sahip oldurdu bize. Akıllı bir oyun Paz'dan. Evet, meydana bu kez çok daha hızlı geldiler. Biz Paz'ı izlerken Toft, düzeltiyorum, Lucky. Şimdi Mayer Toft'u düşürdü. Bir anda adam avantajını yakalayan Sangal oldu. Lucky yavaş yavaş Secret'ten aşağı doğru sızmaya çalışacak. Oraya doğru gelen Thomas ile Engin var. Sikron bu tarz vuruşları iyi vuruyor bu arada. Tam kafayı görünen pozisyonlara çok iyi pikliyor. Ve alt base'e doğru artık kontrol altına almak üzere Tricked. Mayer rampadan gelecek. Şu an tabi rampa split olma ihtimaline karşı da çok dikkatli geliyor. Paz arkadan geldi Secret'tan. Ve Sikron kontrol durumdan çıktı. Smoke'tan bir oyuncu gelebileceğini bence tahmin edecekler. Sikron şimdi planti yaptı. Mayer saklanmaya devam ediyor Smoke'da. Hemen kontrol room'un önünde. Smoke açıldı Mayer'den, çok güzel bir vuruş ama Spey'i çevirecek kadar zamanı olmadı. Şimdi Furious tek kapıya doğru geliyor. Yakın mesafe. Biraz zorlandı kilini almakta ama başarılı.
Şimdi tek başına kalan Lucky var. Oraya Molotov'umuz yok yalnız. Tahmin etmeyebiliriz. Lucky timing yapmaya çalışacak. Bomba ön tarafta olduğu için Lucky şu ana kadar bekleyebilir. Gördü şimdi. Neyse ki çok kötü oynadı Lucky. Böylece 8-7'lik skorla da Sangal ilk geri önde kapatmayı başarıyor ama yani daha farklı senaryolar olabilirdi. Her ne kadar trick çok iyi başlamış olsa da comeback atmak önemli burada. Ama ona kadar da getirebilirdik. Bu arada şahit olduk beraber. Bunu da eklemek isterim sevgili chat. Sevgili chat. Maç skorları alalım sizden. Tahminleri chatten gönderebilirsiniz. Herkes tahmini söylesin. Ben de bir tahmin söyleyeceğim. ...16-13. Herkese 16-13 görüyorum ya. Allah Allah. Nasıl bu kadar ortak bir 16-13 var? Arada trik diyenler de var. ...16-14, 16-13. Evet, yakın round, yani yakın maç sonu bekleniyor. Açıkçası ben de 16-13... ...trikten önde kapatacağını düşünüyorum. Umarım... Körslemişimdir şu an bu tahminle. Tam tersi olur. Evet. Şöyle bakalım bir. Nate'lere. Maya sanırım bir PX50 dropladı. Daha hayır, armor çekmiş. Maya atıldı galiba PX50. Evet. Maya PX50 ile oynayacak. Genelde Maya'ya veya Logic Man'a atıyoruz ki şu an ikisinde de var PX50. Meydan enteresi almaya çalışacağız. Hızlandırdık bu arada. Pas çok yakın. Meydan üstüne kadar geldi. Bu arada tek yemiş Logic. Kir. Uf. Aman ne yapıyorsun çocuğum ya. Bugün mü bekledin yani? Allah Allah. Sen neler yapmışsın ya böyle. Bizim Mirage'daki City'nin ilkine benzedi. Tek atlar her yerden. Gerçi çoğunu kir attı ama olsun. Küçük neymiş ya öyle? Neymiş ya? Evet, bolca SMG çektiler. Bir tek Lucky'nin AUG'u var. Biz Lucky'e koyuz. Plant de gelmediği için çok fazla zorlamak istemiyoruz ekonomiyi. Sıraya doğru çıktık T-Base'den. Herhalde hepimiz atlayacağız. Evet, meydan atlıyor oyuncuların hepsi. Yakın mesafe. Evet, kamera harika çalışıyor şu an. Mükemmel. Gerçekten birbirinden harika fragler yakaladık. Mükemmelsin GoTV. Orada Engin de bir tane Glock'la çıkarmış. Evet, 9-8 trick tekrar öne geçti. Tabi silahları bir önceki round'dan çok iyi değil. Bolca SMG'leri var. Eğer biraz aim fight'lara girersek keleşlerimizde avantaj sağlarız. Yani aim fight'a gireceğimiz pozisyonlar bulmamız lazım burada. Zaten netlerimizi o şekilde bence yönlendirirsek İster istemez aim fight'lara girmek zorunda kalacaklar. Evet, oyun çok yavaş attı Sangal. Şu an için meydana giden oyuncu da yok. Şu an tabi şu oyuncunun pozisyonu, yani Toft'un pozisyonu çok büyük bir avantaj sağlıyor trikte. Meydanın boş olduğu infosuna sahipler. Ve Toft'un da arkalama imkanı olacak. Şimdi T-Base'den smoke'lar geliyor ama işte Toft yani çok rahat bir kill aldı. Hatta kendisini de aldı. Yani meydanı bu kadar boş bırakmamak lazım bu oyunda T-Side'de. Çünkü meydan size rakibinizin rahat hareket edememesi imkanını verecek. Rakibi sıkıştıracaksınız. Demin biri AUG kullanıyor ha 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 demişti. O arkadaşa da chatten bir şey yapalım. Benden daha kuvvetli bir körsü var galiba. Ve
Thieves'ten de başarılı bir site savunması. Bu arada silahları da upgrade'lediler. Sadece Sikro'nun UMP'si kaldı. Kireç aldılar yerden. Hocam ben bilmiyorum. Bak burada 1500 kişisiniz. Kendi aranızda o kimse bulun. Gerekli cezayı verin. Ben bilmem. Orada yazıyı gördüm ben. Avuk mu kullanıyor? Ha gibi şeyler vardı. Evet, paz bu arada. Kırmızı arkasına kadar geldi. Yakınları kontrol edecek. Meydan girişine doğru kolu gördü. Bir mermi. Ama hasar aldı. Hala hayatta olması biraz şans bence. Toft. Ayıklamaya devam ediyor. Logikman şimdi Deagle'ı almaya çalışacak. Evet. Deagle'ı mükemmel aldı. Böyle bir Deagle alış yok. Hala şu an Deagle alıyor yerlerde. Kırmızı arkasında bir Molotov. Rampa tarafında Furious var. Evet, Brandt'tan biraz böyle hani bir şey çıkarırsak iyidir tarzı. Her oyuncu bir yere gitti çünkü gördüğüm kadarıyla. Toplu bir şey yapmayı tercih etmedik. Engin'le beraber Logic Man kaldılar meydanda. Toft'un canı çok az. Lucky'yi düşürdü bu arada Engin. Eğer Toft'u da eksiltirsek güzel bir ekonomik hasar olur rakibe. Toft hala zorluyor çünkü garaj girişinde görüyorsunuz. Avuk sesleri geliyor. Hala fight'e giriyor. Bir mermilik canı var. Öyle artık bir adam. Dedim ki Logic Man garanti olsun diye. Kafa bölgesinden yapıştırdı. Kills de hemen bizim çatıdan gelip son kili toparlıyor. İki silah düşürdük. Fena sayılmaz. Daha da iyi olabilirdi belki biraz daha yardımlaşarak oynasak. Şimdi maçın kritik roundlarından bir tanesine gidiyoruz. Gerçek anlamda iki takımın da tüm silahlara sahip olduğu bir buy round göreceğiz. Bakalım burada rakibi ne kadar hırpalayabileceğiz. İçeri doğru tüm netleri kullandı Sangal. Biraz oyun hızını arttıracak gibi ama hayır. Molotoflar attıktan sonra içeriye girmeyi tercih etmediler. Kirden bir demir kapıyı kapatacak Smoke. Şu an kulübe arkası 5 oyuncumuz birden var. Herhangi bir şekilde yine split yapmadık. Yani içeriye odaklanmış da bir trick savunması var. Yani şu an için tam olarak rakibin kalabalık olduğu yere doğru gitmeye çalışacağız biraz. Kivs'ten bir demir kapı smoke'u. Mayer aynı şekilde netlere karşılık veriyor. İçeri doğru execute gelecek. Timing yakalayacağız gibi. Kir bir kill aldı. Demiri atladı hemen. Yakın mesafe glitch'lar yapıyor ama arkasından hırpalayan vardı zaten. Şimdi catwalk'ta iki oyuncu kaldılar. Oraya güzel bir molotov. Furious molotov'u. Çok ciddi bir hasar verecek ve pikleyemeyecekler. Böylece meydan girişten yalnız Toft gelmiş. Kaçırmayalım Toft'u. Pazdan güzel bir reaksiyon. Yani Toft içeri girse sıkıntı. Fakat Strong tek başına pikledi. Piklemez diye düşündük. Bir kill aldı. Kulübe önünde iki oyuncu var. Of. Muazzam bir flick. Birebir pozisyon. Lucky avantajı kullanacak. Yakın mesafe. Gökte ne var? Gökte... Logic ben atlama sesini duymadı tabii. O yüzden hala yukarı bakıyordu. Yani iyi girdikten sonra yerleşememek kötü oldu. Normalde hani şu olabilir, giremeyebiliriz. İşte atıyorum iyi savunma yaparlar ama çok iyi girdik. Ya birebir trade'lerle girdikten sonra mesela meydana bakmayı unuttuk. Toft meydan smoke'ların içerisinden çıktı. Yine aynı şekilde catwalk'a bakmayı bıraktık. Nasıl olsa geri kaçtılar diye. O da olmadı. Yani o ufak detaylar aslında içeri iyi girişimizi sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Vent'ten mi çıktı? Aa, ben meydan girişinde görmüştüm. Pardon çekeyim. O ara o tarafa bakmıyordum çünkü. Evet, içeri doğru girmeye, rampaya doğru gitmeye çalışacak Sangal oyuncuları. Kolay bir kill geldi. Şu an için rampa kontrolünü aldık ama Furious'u kaybettik arkadaşlar. Körsediniz diyordunuz da Lucky de iyi oyuncu demiştin daha önce. 2 vurduğu zaman da abi iyi oyuncu dedin. Ha 2 vurdu dediniz. Şimdi de diyorum ki
Adam vuruyor. Abi ne adamı gaza getirdin ya? Adam vuramıyordu diyorsunuz. Karar verin oğlum. Siz kim adamısınız lan? Siklon aşağıda. Toft'ta beraber. Bekler paylaşıldı. Mayer dümdüz pikledi. Bu ikilden 4 kill geliyor. Toft da avukla şov yapmaya devam ediyor. 15. kill oldu toplamda. Yalnız Trick'ten çok iyi bir frag dağılımı var. Yani şu an tüm oyuncular 2 frag dağılımından oluşuyorlar. 17-15 arası. Bizde özellikle Engin bu kez çok etkili olamadı. Ki ya çıkıp girdiği için frag sayısı çok daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum ama yine de Fury 8'de, Mayer 9'da bunların biraz daha yüksek olması lazım tabii ki. ...18 şu an Engin. 13'tü. Okey, yani ikinci yarı için, yani 7 round, 6 round geride kaldı. 5 kill az Engin anlamında. Çünkü şu an maça çok iyi başlayan oyuncumuz Engin'di. ...19 okey arkadaşlar, 18-19 fark etmez. Dediğim gibi maçtaki en iyi oyuncu olarak Engin'in ikinci yarıda çok vuramadığını söyleyebiliriz. Evet, Toft'tan devir kapıyı güzel bir spray. Aşağı atlatamadık azı. Burada Kir de Aug almış. Aug metası geri mi döndü ya bu arada? Kafayı görüyor Engin. Çok güzel bir tek gönderdi. Hemen Engin'i ayağa kaldırdım gördüğünüz gibi. Engin'den Ace Clutch gelmek üzere. At Fava, bekle hemen. 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 14. round'u gelecek gibi Trick'ten. Yani 14-8'den comeback arkadaşlar. Nükte T-side'da çok kolay olmayacak. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Evet, biraz oyunu yavaşlattı Sangal. Acaba bu entry sonrası bir hata yaparlar mı, piklerler mi diye, ama şu an çok kontrollü oynuyor diyecektim ki Furious'tan. Güzel bir refleks vuruş. İkinci entry de geldi ve böylece aşağı doğru koşacağız gibi. Ki hala orada. Ve hala kill almaya devam ediyor. Tabi meydan kontrolleri de yok. O yüzden Lucky biraz tedirgin. Kendini daha safe bir pozisyona çıkardı. Hocam o eğimi gökyüzüne koysaydın ya. O nasıl bir headshot açısı? Şimdi Mayer içeriği kurcalıyor diyecektim ki Mayer'den de bir tek. Yani 3 tane tek geldi. Bu 3 tane teki artık bir anda çevirelim. Buradan çıkacak ki yakın mesafe 2 kill aldı ki yazık yani. Tek başına borudan çıkan bir adamın böyle 3 tane kill alması ve round alması. ...14-8. Yani bu roundu çalsak 13-9. Rakibin ekonomiyi parçalayacağız. Yine alacaklar belki ama seri için bir avantaj olacak falan derken olmadı. Evet, meydan smokeları için galiba pozisyon alıyoruz. Şu an 4 tane smoke var taktik yapmak için. Toft yavaştan Vent'ten aşağı doğru inecek. Hocam biz nük Türk takımları biraz kötü oynuyoruz ya genel olarak. 1.6'da da böyleydi. Toft Secret'tan çıkmak üzere. Flash pick geldi Toft'tan. İlk kill ama Logic Man hemen reaksiyon verdi. Çok iyi bir trade. Şimdi Lucky sesleri duyuyor. Secret'tan aşağı indiğimizin haberini aldı. Aşağı doğru koşuyoruz. Aşağıda bekleyen Seekron var. Kendini saklayacak. Şu an kapıyı açtık. Enter arıyoruz hala.
Şimdi Lucky üzerine çeker, Sikron toplayabilir. Dikkat etmemiz lazım. Logic Man rampaya bakıyordu. Birebir trade. Hiç fena sayılmaz ama. Yani 3'e 2 pozisyon. Bombayı götüremedik. Hocam ne bunalttılar Aug'larla ya. Ne Aug'muş arkadaş. O arkadaşa biraz daha yüklenebilir misiniz ya? Aug almış loop ha 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 diyen. Ona biraz daha yüklenelim lütfen. Yani Kir baktı vuramıyor. Aug aldı, Aug'la vurmaya başladı. Evet, içeri rush var. Bu arada yalnız fena yandık. Eridik bittik yani şu an. Piller geliyor ama işimiz biraz zor. Logic Man demir arkasında kaldı. 2-2 pozisyon. Ben bunu söylerken hocam tek başına kalıyor. Smoke'lardan içeri geri girdi. Yani imkansız değil. 1-2 pozisyon canı var, keleşi var. Neydi yok. Herhangi bir şekilde bir açıyı temizleyerek bomba kurabileceği. O yüzden biraz timing yapmaya çalışacak ama Logic Man bombayı kurmaya giderken şöyle bir şey göstereyim size. Devam. Plant geldi. Ekrandan bir akıl oyunu. Kontrol room'a girmiş gibi yapmaya çalıştı ama yeri çok açık da aim fight'e girecek. Rakip de biraz double pick yapma peşinde. Kapıyı açıp kapatlar Ekrem'in suratına. Bu arada çok zaman kaybediyorlar yalnız. Eğer ilk anda bulamazlarsa Ekrem'i, Ekrem'in büyük bir avantajı olabilir. Smoke geldi Ninja için. Yakın mesafe Ekrem alabilecek pozisyona geldi ama Sikron'dan. Kontrol room'dan inanılmaz bir tek. Ve ikinci haritayı tricked alıyor ki yani çok iyi bir ikinci yer oynadılar arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Gerçekten çok iyi bir ikinci yer oynadılar. Nefes almadık. Özellikle Aug'larıyla beraber. Fena. Fenalık. Yani fenalık. Yani şöyle göstereyim size. Daha açıklayıcı olacaktır. İkinci yarı performansına hazır mısınız? Evet arkadaşlar, ikinci yarı performansımız.